Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Dikkat! Doğumsal kalp hastalıkları. Eğer hamilelik dönemindeyken çocuğunuza kalp kontrolü yaptırmadıysanız ve doğum sonrası dönemlerde yavrunuzda morarma, sık nefes alma, nefes alma zorluğu, çabuk yorulma görülüyorsa, gelişme geriliği, bayılma ve solunum yolu enfeksiyonu sıklıkla beliriyorsa, vakit kaybetmeden gelişmiş tanı ve tedavi imkanlarına sahip bir kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi merkezindeki uzmanlara mutlaka ulaşınız. Doğuştan kalp hastalıkları genelde çocukların büyük bir kısmı ilk aylarda, ilk günlerde ciddi belirtiler verip onların ilk böyle bir yıl içerisinde ameliyatları gerekirken bir kısım kompleks olmayan daha basit kalp delikleri ya da kalp bağlantıları ileriki yıllara kadar rahat yaşayabilmekte ve ileriki yıllarda da ileriki yaşlarda ameliyat olabilmektedirler. Bunların en başları kalp delikleri dediğimiz kalbin iki odacığı ve ya da kalbin iki karınca arasındaki ASD ya da VSD dediğimiz en sık gördüğümüz hastalıklar bunlar. ASD özellikle ileri yaşlara kadar hiç belirti vermeden gelebilir ve bu doğuştan kalp hastalıkları içerisinde en sık yaptığımız ameliyatlardan bir tanesidir erişkin yaş grubunda. Ama bir ASD dediğimiz bu iki kalp karınca arasındaki deliğin tespit edildiği zaman da çok büyük oranda ameliyat yapıyoruz ve ameliyatın da riski çok oldukça düşük ve yapmak gerekiyor. Eğer yapmazsak ileride akciğer tansiyonu yükselmesi ve kalp yetmezliğine ileriki yaşlarda 40-50 yaşlara gelince kalp yetmezliğine sebep olabilir. Aynı şekilde VSD'de belirli bir yaştan sonra belki 7-8 yaşına kadar kapanması beklenebiliyor. Ama kapanmadı ya da orta büyüklükte bir VSD var ise de bunu da çok geciktirmeden ameliyat etmek lazım. Çünkü bu da akciğer hastalığına sebep olarak bazen ameliyat olamayacak şekilde ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Yine doğuştan olup da ileriki yaşlarda yaptığımız ameliyatlar aort koaktasyonu dediğimiz aort damarının göğüs içindeki kısmının ciddi daralması. Bu da ileri yaşlara kadar gelebilir ve bu da ciddi tansiyon yüksekliğine sebep olarak beyin kanamalarına sebep olabilir. Bu da tespit edildiği zaman ameliyat etmek gerekiyor. Yine konjenital doğuştan takım kompleks anomaliler de olabilir. Palliatotirolesis dediğimiz o tür hasta grubu da erişkin yaşa kadar gelebilir. Onları da ameliyatlarını çok başarıyla yapılmakta. Dikkat! Doğumsal kalp hastalıkları, morarma, sık nefes alma, nefes alma zorluğu, çabuk yorulma, gelişme geriliği, bayılma ve solunum yolu enfeksiyonunun sıkça tekrarlanmasıyla beliren hastalıktır. Hasta, gelişmiş tanı, teşhis ve tedavi olanaklarına sahip Avrasya Hospital Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi'nde alanında ileri tecrübeye sahip uzmanlarca yapılacak kontrol ve müdahale ile kısa zamanda tedavi edilmekte ve yaşam riski ortadan kalkmaktadır. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi 0212 665 50 50.